Seçimler bitti. AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde giderek yapılan ihaleler, lüks harcamalar konuşulmaya başlandı. İki gündür Sancaktepe Belediyesi'nde jacuzzi tartışması var. Belediyede lüks odaların yapıldığı, 200 metrekarelik mutfağın olduğu filan iddia ediliyor. Fakat bu yalanlandı. Ancak biz bunu Uşak Belediyesi'nde, kayyumla yönetilen Diyarbakır Belediyesi'nde de görmüştük. Bir hırka bir lokma diye başlayan bu hikaye. Nasıl oldu da buraya evrildi? Evet. Şatafat'a yenildiler. Yaklaşık 7-8 sene önce yazdığım bir kitabın adıydı. İslamcıların şatafatlı mağlubiyeti diye. Bu sadece belediyeler meselesi değil. Aslında dikkat ediyorum AK Partililer de kendi aralarında bir seçim muhasebesi yaparken işte kibre yenildik, şatafata yenildik, makam araçlarına teslim olduk, Mercedes'lere, lükse, saraylara falan teslim olduk, halktan koptuk diye. Bu aslında İslamcıların iflası. İslamcılığın da iflası. Bu yeni bir iflas değil aslında. 2015'ten itibaren, 2014'lerden itibaren ortaya çıkmış bir iflastı ama böyle hemen bir günde ortadan kalkan bir şey değil. Ağır bir yenilmişlik var ve bunun adını, işte o zaman kitabın adını koyduğum gibi şatafatlı bir mağlubiyet olarak koyuyorum. Şatafatı iki anlamda e, tanımlayabiliriz. Bir, içine düştükleri lüks düşkünlüğü, makam, para, mevki, işte makam otoları, saraylar, kendi yenilgileriyle beraber ülkeyi de içine çekmiş oldukları o ağır yenilgi tablosunu da tarif ediyor bu şey. Evet sen de dediğin gibi İslamcılar bir lokma bir hırkayla yola çıkmışlardı. Türkiye'ye ahlak getireceklerdi. Müslümanlık terbiyesiyle bütün ülkenin sorunlarını çözeceklerdi. Yoksulluğu ortadan kaldıracaklardı. Eşitliği getireceklerdi ve memleketi tabiri caizse cennete dönüştüreceklerdi. İdeolojik amaç buydu. Müslümanlık boyasıyla boyayacaklardı. Temel. Yani İslamcılığın temel e, amacı o ülkeyi Müslümanlık boyasıyla boyamaktır. Yani kendi rengini vermek. Ama geldiğimiz noktada hem kendileri büyük bir iflas yaşadılar. Kendileri yaşamakla kalmadılar. Türkiye'de derin bir iflas yaşattılar. Ağır bir iflas yaşattılar. Şimdi Sancaktepe meselesi biraz tatsız bir mesele. Yani orada anlamsız bir e, iftiraya başvurdular. Halbuki gerek yok. Zaten ortada. Zaten şatafat görüyoruz. Zaten şey, sarayları görüyoruz. Zaten işte Cumhurbaşkanlığı'nın sarayını, o sarayın harcamalarını, koruma ordularını, makam araçlarını. Yani bütün bunları görüyoruz. O bir, bir Sancaktapa Belediyesi'nde bir tane jacuzzi olsa ne olur, olmazsa ne olur. Şimdi buradan çıkarılması gereken derslerin başında özellikle AK Parti'ye oy vermiş. Bugüne kadar, yıllardır Müslümanlığı Türkiye'de bütün sorunların çözeceği bir kaynak olarak gören, Müslümanlığı ya da Müslümanlık terbiyesi almanın insana bir ahlaki yeterlilik kazandıracağını düşünen o insanlara aslında seslenmek istiyorum. Yaşadığımız bu ağır yıkım hem İslamcıların hem de Türkiye'nin boşu boşuna olmaması lazım. Buradan bir ders çıkarması lazım. O da ne? Din ahlakın yerine geçmiyormuş. Bir lokma, bir hırka gibi ya da işte ayetlerdeki, hadislerdeki vaazları okumak o insana ahlak kazandırmıyormuş. İyi bir insan olmak... Bu ülkede doğru düzgün işler yapabilmek için dinin yanında, inancın yanında çok sağlam bir ahlaka ihtiyaç varmış. Hani Amin Maluf'un çok güzel bir sözü var. Bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyaçları kalmadığını düşündüler diye. İslamcılar yıllarca kendi dindarlıklarını bir ahlak zannettiler. Bunun üzerine bir hayat bina etmeye kalktılar ve çöktü o hayat. Tamamen çöktü. İflastan kasıt, evet İslamcılar iflas etti diyoruz ya, şöyle zannediyorlar. Bu bir iktidar meselesi değil. Erdoğan iktidarını bir süre daha sürdürebilir. 2 yıl daha sürdürebilir, 3 yıl daha sürdürebilir. Hiç fark etmez. Diyelim ki bütün ayak oyunlarıyla 28'i de aldılar. Örnek veriyorum. İmkan dahilinde değil ama bir şeyin iktidarda kalıyor olması onun zaferi anlamına gelmez. Bir şeyin zaferi toplumda bulunduğu, aldığı karşılıktır. İnsanların gönlünde ettiği yerdir. Toplumdan aldığı iltifattır. İslamcılar eliyle Müslümanlık cumhuriyet tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor. Çünkü bu ülkede namaz kılan insana duyulan bir itimat vardı. En seküler insan bile namaz kılıyorsa diyelim ki bir kasap Müslümandır, yanlış bir şey yapmaz. Diyelim ki kapısına süt satan biri getirdiğinde dindarsa ya yok ya bu süte su katmaz. Genel olarak böyle bir algı vardı. Müslümanla ilgili, dindarla ilgili. Bir kere bunu yerle bir ettiler. Yani artık Müslümanlığın it bir itibarı kalmadı. Artı Müslümanlığı getirip siyasetle birleştirdikleri için, yani ona İslamcılık diyoruz, Müslümanlık bir canavara dönüştü. İnsanların hayatını cehenneme çeviren bir canava canavara. İslamcılar amacı, güya sözüm ona, bulundukları yeri cennet yapmaktı. Fakat... Cennete gitmek için başkalarının hayatını cehenneme çevirdiler ve ağır bir yenilgi aldılar. Ne topluma söyleyecek bir sözleri kaldı, ne gençlere söyleyebilecek bir sözleri kaldı, ne kadınlara ne de ülkeye. Ve bunu çok basit bir şey söylüyorum. Bir tane makam arabasına, bir tane koltuktaki şatafata, aldıkları 3-5 ihaleye sattılar.